Kanalıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir tavuklu kabak hazırlıyorum. Kendi yetiştirdiğim kabaklardan oluşan güzel bir tavuklu kabak yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, yarım çay bardağı ayçiçek yağımı tencereme koydum. Ardından bir tane orta boy soğanı rendeledim ve daha sonraki işlem tavuklarımı oraya alacağım. Ve onları güzel kavurduktan sonra mısın işlemimizi. Kabaklarım var. 4 tane kabak kullanacağım. Bahçemden yeni topladım arkadaşlar. Yani o kadar büyük mutluluk ki bahçeden kabak topluyorsun, yemek pişiriyorsun. Soğan da bahçemden arkadaşlar. Nefis bir kabak yemeği yapmak istiyorum ve biraz da üzerine kendi yetiştirdiğim yine nanelerden kullanacağım arkadaşlar. Güzel bir tavuklu kabak hazırlıyorum. Bir tane göğsüm vardı. Onları da kattım ve bugün nefis bir kabak hazırlıyorum arkadaşlar. Biraz sonra tuz atacağım. Bir yemek kaşığı tuz kullanacağım. Çünkü kabak çünkü tuz çektiği için bir yemek kaşığı belki biraz daha fazla atabilirim. Çünkü biraz evdekiler bizim tuzsuz yemek sevmiyor. Ve tuzlu olacakmış yemekler efendim. Evet, kuşbaşı doğradım. Kabaklarım 4 tane böyle kocaman kabaklarım vardı. Güzel biraz soteledikten sonra kabaklarımı da atıyorum. Üzerine nane atacağım, tuz atacağım ve tencerenin kapağını kapatıp biraz da su bırakacağım arkadaşlar. Bir su bardağı, ya yani 1,5 su bardağı da su kullanacağım arkadaşlar. Hemen tuzumu da atıyorum. Böyle bir tuz kullanacağım çünkü kabak tuzu çeker arkadaşlar. Evet. Tuzumu da attım. Biraz da nane. Evet, bir su var ve bir yemek kaşığı tuzumu attım. Hatta biraz fazla attım. Bir tatlı kaşığından biraz da fazla nanemi attım. 2 bardak su attım ve tenceremin kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Evet, 40 dakika piştikten sonra yemeğim hazırlandı arkadaşlar ve bugün nefis bir tavuklu kabak pişirdim arkadaşlar ve harika oldu. Ramazan Sezer'le özel tatlarda kalmaya devam edin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.